Sayın Genel Müdürüm, Sayın Dekanım, Sayın İl Müftüm, Sayın İl Müftü Yardımcılarım, Sayın İlçe Müftülerim, Sayın Müdürüm, çok kıymetli hocalarım ve değerli hazirun. Selamun aleyküm. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Benim adım Muhammed Kutay Karaduvan. Uluslararası İlahiyat Burs Programı kapsamında Almanya'dan gelip Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne yerleşmiş bulunmaktayım. Öncelikle bize bu imkanı sağlayan devletimize ve büyüklerimize teşekkürlerimi sunarım. Bu benim ilk sunuculuk tecrübem olacak. Bu nedenle sürçülisan edecek olursam affınıza sığındığımı belirtir. 2023-2024 Uluslararası Öğrenci Oryantasyon programımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür ederiz. Programımıza sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilaveti için TDV Uluslararası İlahiyat Lisans Burslusu Kazakistanlı kardeşim Nuristan Alibay'ı kürsüye davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Gönüllerimize ferahlatan Kur'an tilavetinden dolayı Kazakistanlı kardeşime teşekkür ediyorum.
Şimdi ise sizlere yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar şiarı ile birbirinden güzel faaliyetler gerçekleştiren vakfımızın tanıtım videosunu izlemeye davet ediyorum. Herkes bilir, ilk adımı atmak önemlidir. Ama ne için adım attığın çok daha kıymetlidir. Size ilk adımı yıllar evvel atılan gücünü dinimizin esasları ile kültür ve medeniyetimizin köklerinden alan evrensel bir iyilik hareketinden söz edeceğim. Vakıf medeniyetimizin geçmişi malumunuz. Ümmetimiz dünden bugüne iyilikte yarıştı. Söz konusu hayır olunca yardım ve paylaşmak uğruna özünü ortaya koymaktan hiç geri durmadı. İşte Türkiye Diyanet Vakfı ilk adımını böyle bir anlayışla attı. Yardıma ihtiyacı olana koşulmalı, ilimden, bilimden, teknolojiden her daim yararlanılmalı ve elbette yapılan her şey İslam'ın esaslarına uygun olmalıydı. Türkiye Diyanet Vakfı hep bu doğrultuda yol aldı. İlk emri oku olan dinimizin, ilmin her Müslümana farz olduğunu söyleyen Peygamberimizin rehberliğinde önce eğitim denildi. Diyanet Vakfı her nesilde İslam'ın özünü kavramış, kendi özüne katmış çocuklarımızın yetişmesi adına her yaştan öğrencinin eğitimi, liyakati için çalıştı. Her birinin ilim, irfan meşaleleriyle aydınlanması için uğraştı. 29 Mayıs eğitim kurumları ile milli ve manevi değerlerimizi önceleyen, teknolojiyi en üst düzeyde ve bilinçle kullanan nesiller yetişmesi için çalıştı. Buradaki öğrenciler yüksek eğitim ve öğretim kalitesinin yanı sıra sporla bedenlerini sağlamlaştırırken sanatla duygu dünyalarını genişletti. Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif başarıları ile Türkiye'de ve uluslararası platformlarda düzenlenen proje ve yarışmalarda önemli derecelere imza attı. Kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenirken takım çalışmasını, biz olmayı da ihmal etmedi. Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde milli ve manevi değerlerine bağlı erdemli nesiller yetiştirmek hedefiyle 1994 yılında İzmir Bornova'da başlayan özel okul faaliyetleri, 2017 yılında İzmir Bayraklı ilçesinde faaliyete açılan Bayraklı Anaokulu, 2020 yılında Ankara'da faaliyete açılan Etimesgut Kampüsü ve Anaokulu ile 4 noktada hizmetine devam etmektedir. 29 Mayıs Üniversitesi'nde lisans ve lisansüstü programlarda eğitim hayatını sürdüren binlerce genç, geleceğe hazırlanırken memleketimizin yarınlarının daha güçlü olması için de çalışmalarını sürdürüyor. Diyanet Vakfı eğitim için verdiği uğraşı yalnızca ülkemizde ortaya koymakla kalmayıp yurt dışına da taşıdı. Dünyanın dört bir yanında açılan okullar ve yurtlarla, verilen eğitim burslarıyla binlerce öğrenci ilkokul çağlarından lisansüstü eğitimlerini tamamladıkları vakte dek Diyanet Vakfı çatısı altındaydı. Bu çatı altındaki herkesin doğru kaynaklara ulaşması, bilim ve teknoloji ile ilerici çalışmalara imza atması için her daim yeni adımlar atıldı. İlk Say ile ilim, kültür, sanat ve yayın alanlarında ülkemizin ve insanlığın yeni eserler kazanması adına çalışmalar yapıldı. Kurulan baskı ve yayın evleriyle kitaplar yayınlamak, yayınlananların ulaşılabilir olmasını sağlamak gerekiyordu. İslam Araştırmaları Merkezi İSAM bünyesinde yürütülen faaliyetler, bilgiye ulaşmayı ve bu bilgilerle çağı yakalayan projeler ortaya koymayı kolaylaştırdı. Kütüphaneler ve çalışma alanları ile isteyen herkesin verimli bir üretim alanına sahip olması sağlandı. Sahih bilgiye ulaşılması için İslam Ansiklopedisi internet ortamında yayınlanarak kullanıma sunuldu. Akademik çalışmaların desteklendiği çeşitli programlar oluşturuldu. Şimdilerde bir gelenek haline gelen kitap fuarları düzenlendi. Bu kadar yeter, artık tamam denmedi. Birçok sosyal faaliyet ve kampanyayla okumanın, bilmenin, öğrenmenin gereklerinin gerçekleştirilmesi sağlandı. Kimi zaman bir yazar okuruyla buluştu, kimi zaman bir öğrenci öğretmenini buldu. Kimi zaman da birbirini hiç görmeyen insanlar gönül bağlarıyla yan yana durdu. Yan yana durmanın, saf tutmanın en güzel olduğu ibadet anları için yurt içi ve yurt dışında yapılan camiler,
bir tuğla da benim olsun diyenlerle birlikte inşa edildi. Türkiye'de ve dünyada inşa edilen birçok cami ya da okul, yurt, hastane, misafirhane, Kur'an kursu binaları, iş merkezleri gibi yapılar, Diyanet Vakfı bünyesinde yer alan KOMAŞ'ın da desteğiyle hayata geçirildi. İnşa edilen her yapıyla Türkiye'den Balkanlara, Asya'dan Afrika'ya şehirlerin silüeti güzelleşirken, iş merkezleri, okullar, yurtlar ve elbette camiler orayı dolduran müminlerle yükselen ezan sesleriyle güzelleşti. Güzellikler herkesi sarsın diye Diyanet Vakfı, kadın, aile ve gençlik merkezleri aracılığıyla ben değil, biz olmalıyız. Biz biriz, her daim birlikteyiz dedi. KAGEM, bugün gönüllülük esasıyla desteklenen, eğitimin yanı sıra toplumsal bilinç ve farkındalığın artması için çalışmalarda bulunmaya devam ediyor. Dilerseniz siz de KAGEM gönüllüleri arasına katılarak büyük bir ailenin parçası olabilirsiniz. Diyanet Vakfı iyilik için yola çıktı, iyilerle birlikte daha iyisini yaparken yapılan iyilikleri de unutmadı. İyilik ödülleri ile iyiliğin ödüllendirilmesi, duyulması, daha fazla yayılması için çalıştı. Her zaman bir elin vermesi ama diğerinin bunu bilmemesi gerektiğini de bildi. İyilikler bizi buldu, biz ihtiyaç sahiplerini diyerek kendisine ulaştırılan bağışları tüm bereketiyle, zekat ve fitreleri Ramazan aylarında ve bütün bir yıl boyunca darda olana ulaştırdı. Kendisini vekil tayin edenlerin hayrı yerini bulsun, Kurban Bayramı'nın bolluk ve bereketi her evde olsun diye her zaman olması gereken yerde ihtiyaç sahiplerini buldu. Türkiye Diyanet Vakfı Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya her yerde yüzlerdeki gülümsemenin, paylaşmaktaki sevincin, şükürdeki mutluluğun adı oldu. Mutluluğun en güzelini paylaşmak için hediyem Kur'an olsun dedi. Kutsal kitabımızın ulaşmadığı diyar kalmasın diye binlerce kişiye Kur'an-ı Kerim temin etti. Unutursan yetim kalır dedi. Yetimlerin hatırında yer etti. Himaye ettiği yetim çocuklarımızın barınma ve eğitim başta olmak üzere eksiklerini giderdi. Vakıf adının vakıf geleneğinin hakkını daha da fazla vermek istercesine Vakıf Çeşmesi adıyla su kuyuları kurdu. Yenilecek ekmeğe, içilecek suya hasret kalınmasın diye uzak, yakın demeden her zaman yola koyuldu. Bir dönemeçte savaş, bir dönemeçte sel, bir diğerinde yangın çıktı Diyanet Vakfı'nın karşısına. İmtihan dünyası ne de olsa. Her durumda biz bize düşeni yapmalı, ihtiyacı olanın müşkülünü ortadan kaldırmak için uğraşmalıyız. Diyanet Vakfı elini taşın altına koymaktan hiç geri kalmadı. Memleketimizin bir şehrinde bir afet, müminleri zora sokan bir müşkül olduğunda Diyanet Vakfı oradaydı. İzmir'den Bingöl'e, Bartın'dan Giresun'a dört bir yandaydı. Kimi zaman bir evin kapısında, kimi zaman bir mülteci çadırının ortasındaydı. Yurt dışı kriz bölgelerinde Arakan'dan Yemen'e, Sudan'dan Filistin'e her yerde, her zaman mazlumların yanı başındaydı. Savaşın ağır koşulları yetmezmiş gibi, yağmurla, soğukla mücadele etmek zorunda olan ve başlarını sokacak bir yeri olmayan yüz binler için binlerce iyilik konutu inşa edildi. Suriye'de bir iyilik, sıcak bir yuva projesiyle hayata geçirilen iyilik konutlarının mimarı da yine Diyanet Vakfı'ydı. Sözün özü, Diyanet Vakfı eğitimle, bilimle, sanatla, yardım ve paylaşmayla, milli ve manevi değerlerimizle birlikte insanın olduğu her yerde tüm insanlık için çalışmaya devam ediyor. Bu çalışmalar yıl boyunca yaptığınız bağışlarla, yardım ve zekatlarınızla ülkemizde ve dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Her zaman birlikte olmak, arkamızda desteğinizi bulmak ümidiyle. Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar.
Şimdi ise konuşmalarını yapmak üzere Bursa Luda İlahiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Ali Kaya hocamızı sahneye arz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem hazirun, değerli öğrenci arkadaşlar. 2023-2024 öğretim yılınız hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. Bu oryantasyon programı kapsamında bir arada bulunuyoruz. Bu vesileyle birkaç kelam etmek de bize düştü. Öncelikle fakültemize hoş geldiniz diyorum. Öyle bir fakülte ki sabahki programlarda mutlaka size söylenmiştir. Şu anda öğrenci tercihi bakımından Türkiye'deki 115 ilahiyat arasında ilk üçün içinde. Yani en üst sırada yer alan bir fakülte. Yine girişte görmüşsünüzdür, bir kısmını sergiledik. Buradaki hocalarınızın yayınları, çalışmaları, makaleleri. Dolayısıyla Türkiye'de en çok yayın yapan ikinci fakülteyiz. Dolayısıyla seçkin bir fakültede yüksek öğretim görme imkanına kavuştunuz. Esasen şanslısınız. Fakültemizin tanıtımını sabahki oturumlarda hocalarımız yaptı. Size anlattılar. Gerçekten burada birçok farklı imkanlara kavuşabileceksiniz. Kendinizi daha iyi yetiştirme adına bu imkanları, kaynakları kullanmak sizin elinizde. Ben bunların neler olduğunu tekrar etmek istemiyorum. Söylendi çünkü. Yine biz konuşmaya devam edeceğiz. Çok fazla da sözü uzatmayacağım. Bir konuya değinip bırakacağım. O da şu. Değerli arkadaşlar, bu fakülteye gelen her öğrenci eğer haylazlık yapmazsa, vaktini orada burada gereksiz yerlerde harcamıyorsa, dersine çalışıyorsa, kendisine gösterilen rehberlikten istifade ediyor ise buradan mutlaka bir şekilde mezun oluyor. Buradan mezun olmanız, diploma almanız ne ifade ediyor? Evet, bir değer taşıyor. Ama benim size önerim, sadece buradan fakülteden mezun olmaktan ibaret olmasın. Ya ne olsun? Kendinizi şöyle düşünün. Yarınlarda bütün ümmeti Muhammed'in, dünyadaki 1,5 milyar Müslümanın dini problemlerini çözecek dünya çapında bir ilim adamı olmayı, bir din görevlisi olmayı kendinize hedef olarak seçin. Yani sadece fakülteden mezun olmak sizin hedefiniz olmasın. Bunun ötesinde bu ümmeti Muhammed'in birçok problemi var dini sahada. Bunları bizler, bizden sonra sizler çözeceksiniz. Bunun için ne gerekiyorsa burada zaman içinde konuşacağız, sizlere anlatacağız. Yeter ki siz kendinize böyle bir hedef çizin ve bunun için ne gerekiyorsa elinizden geleni yapın. Bizler de hocalarımız da Diyanet Vakfımız da size gereken desteği versin, veriyoruz zaten.
Şunu da unutmayın, Diyanet Vakfımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın size sağlamış olduğu bu imkan son derece önemli. Bunun değerini bilmek lazım. Her nimetin bir külfeti var. Size sunulan bu nimetin külfeti de buradaki zamanınızı en iyi şekilde değerlendirerek biraz önce söylediğim böyle bir hedefe doğru emin adımlarla yürümeniz. Buraya doğru yürümeniz ve bunu gerçekleştirmeye çalışmalısınız. Vaktinizi iyi değerlendirin. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz, değerlisiniz. Kendi değerinizi bilin. Ama bir başka sorumluluğunuz daha var. Farklı ülkelerden geldiniz. Farklı ülkelerden. İşte Diyanet Vakfı sizin ülkenizden belki de sizi seçti. 2, 3, 5. 5 kişisiniz. O ülkenize, koskoca ülkenizden seçilen 5 kişisiniz. Ben buradaki öğrencilerime şunu söylüyorum. Yerli öğrencilerime, onların boşluğunu dolduracak çok mezunumuz var. Bundan sonra da olacak. Şu anda 115 tane ilahiyat var. Her ilahiyat 100 öğrencisi alsa, ki biz bu sene fakültemize 452 öğrenci kaydettik. 100 öğrenci kabul edelim, 15-20 bin öğrenci ilahiyatta okuyor demektir. Dolayısıyla onlardan birisinin başarısız olması çok bir eksiklik olmaz. Çünkü onu dolduracak birileri var. 10-15 bin kişi. Ama siz 5 kişisiniz, bilemediğiniz 10 kişi. Sizin birinizin başarısızlığı yeri doldurulamayacak bir boşluk bırakır. Onun için diyorum ki sizlerin başarısız olma, kendinizi iyi yetiştirememe diye bir lüksünüz yok. Her biriniz burada vaktinizi en iyi şekilde değerlendirerek yarınların, dünyanın, ümmeti Muhammed'in aradığı din görevlisi, ilim adamı olmak mecburiyetindesiniz. Bizler de size bu konuda rehberlik yapacağız, destek olacağız. Rabbim yolunuzu açık etsin. Başlamış olduğunuz bu yolculukta başarılar nasip etsin. İnşallah 5 sene sonra, 4 sene sonra sizleri uğurlarken buradan gururla, ümitle bu ümmeti Muhammed'in hizmetine sizi yolcu ederiz diyorum. Muvaffakiyetler diliyor, saygılarımı sunuyorum. Değerli konuşmalarından dolayı Sayın Dekanımıza teşekkür ederiz. Şimdi ise konuşmalarını yapmak üzere Bursa İl Müftümüz Yavuz Selim Karabayır'ı sahneye arz ederim. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Sayın Genel Müdürüm, değerli dekanım, kıymetli hocalarım, vakıf yetkilisi kardeşlerim, öğrenci kardeşlerim, hoca hanım kardeşlerim, sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bu yeni eğitim dönemimiz hayırlı olsun, mübarek olsun. Birkaç gün önce beraberdik zaten. Ama sizler böyle size nasihat edildiği için kızmayın. Yani büyükler her zaman işte çalışın, çalışın. Biz de çocukken en fazla istemediğimiz iş, babam içeri girer çalışın, dışarı girer çıkın. Dersini yaptın mı, yapmadın mı diye. Şimdi size ağır gelebilir ama o safhadasınız. Hayatınızın en kritik dönemindesiniz. Ama yola, bu ililik yolculuğuna, hem vakıfla hem ilim yolculuğuna çok güzel bir başlangıç yapıyorsunuz. Hocamın tavsiyeleri oldu ama sakın bu güzel, bu ortam, bu rahatlık sizi rehavete düşürmesin. Olur mu? Haddim olmayarak ben bir büyüğünüz olarak. Çünkü en büyük rehavet rahatlıktadır. Öyle güzel bir ortamdasınız ki, yani şu anda annenizin, babanızın hasretinin dışında, ki o da sizi
Allah'ın izniyle kamçılayacak. Başka bir şey yok. İmkanlar şu anda Türkiye'mizde gerçekten çok güzel. Vakfımız çok güzel. İlahiyat fakültemiz çok güzel. O yüzden sizler bizden de şanslısınız. Şu hatıramı ben arz etmek isterim. Bizim zamanımızda 86'lı yıllarda ben mezun oldum. Tercih yapılır, nasıl yapılır bilemedik hocam. Yani o zaman bize gelip de ben okul üçüncüsüydüm. Tercih yapma olmadı ya, ben bilemedim. Sonra ön kayıtla vardı. Puanımız meğerse yüksekmiş hocam. O arada bir ön kayıtla olsaydı ilahiyata giderdim. Ben 4-5 sene ilahiyat fakültesinin hasretiyle yanan kardeşinizim. Bunu zaman zaman dile getiriyorum, bana kızmayın. Her sene üniversite imtihanına girerdik ve hani gazeteler ilan ediyordu ya, hepimizin bir numarası vardı. Ben o hayal ediyorum şimdi, işte sabah olacak, ben bakacağım, numaramı yazıyorum, karşısına Marmara İlahiyat Fakültesi'ni yazıp ağlıyorum. Ondan sonra Bursa İlahiyat Fakültesi'ni yazıyorum, ağlıyorum. Erzurum İlahiyat Fakültesi'ni yazıyorum, ağlıyorum. Sonra sabahleyin gidiyorum, bir de Çayır köyden giderken atın üzerinde gittik. Nahiye'de gazete gelecek, haber alacağız. O dalgınlıkla bir de atın üstünden de düştüm ben onu. Yani kazanacak mıyım, kazanmayacak mıyım? Kader ilahi olmadı. Ama 4-5 sene sonra, belki işte 55 yaşına gelince, hocam Marmara İlahiyat da nasip oldu. Bursa İlahiyat'ta da işte diyordum ki, ya Rabbi acaba bir saatliğine de olsa İlahiyat Fakültesi'nin çatısı altında, Bursa İlahiyat'ın çatısı altında olabilir miyim diye diyordum. Belki kızarsınız ama böylesine bir duygu içerisindeydik. Erzurum İlahiyat da nasip oldu. Bursa'da da şimdi sizlerle beraberiz. Biraz önce deminden beri ben bu çatının altında birkaç saatin keyfini yaşıyorum. Çünkü dualarım kabul oldu diye. Bilseydim böyle bir nasip olacağını hiç ağlamaz, üzülmezdim. İşime bakardım, gayret ederdim. O yüzden size mübarek olsun bu manada. Ya yuhellezine amenu takullaha ve aminu bi rasulihi yu'tikum kifleyni min rahmetihi ve yec'al lekum nuran temşune bihi. Bu çok güzel bir ayet-i kerime. Allah'a saygılı olun, hakkıyla korkun. Resulüne iman edin. Hafızımızın biraz önce okuduğu güzel ayetlerde de aynısıydı. Onu tekrar iman edene iman, onu siz daha iyi bilirsiniz. Ama orada temşune bihi, yec'al lekum nuran temşune bihi. Bu böyle bal kaymak gibi bir ayet-i kerime. Yolu yürüyeceğiniz bir nur verecek size. O nur ile yu'tikum kifleyni min rahmetihi ve kat kat da rahmetini verecek ve yec'al lekum nuran, bir nur da verecek size ki o yurda o yürüyebilesiniz. Yolu iyi tespit etmek lazım. Yolunuz güzel, mübarek olsun. Bu yolu kimlerle yürüyeceksiniz? Türkiye'ye geldiniz. İşte böyle güzel hocalarımızla beraber yürüyeceksiniz. Diyanet Vakfımızla beraber yürüyeceksiniz. Bu ne lütuftur, bu ne güzel bir nimettir. Size mübarek olsun. Allah size kat kat rahmetini verecek inşallah. Dostlarınız güzel, yol güzel, yürüyen güzel. İnşallah akıbet de güzel olacaktır. Hepinize saygı hürmet ediyorum, dualarınızı bekliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Bizi de burada bir Allah'ın izniyle bu sene ben de Bursa'da acemiliğimi attım inşallah. Arkadaşlarımızla beraber Taşra'da, başkanlıkta da hocam, Sayın Genel Müdürümüz, kıymetli hocamız İzani Bey hocamla beraber, ekibimizle beraber, ekiplerle beraber sizlerin emrinizdeyiz inşallah. Yeter ki sağlam yetişin, şöyle düşünün, Akabe biatlarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi, ilk 1-2-3 Akabe biatlarında Medine'den gelen Müslümanlar oldular ve onları naipler olarak Medine'ye gönderdi. Onlar Medine'den kendi memleketlerine döndüklerinde de İslam'ı anlattılar. Efendimiz'i götürdüler daha sonra da. Şimdi siz de buradan güzellikler götüresiniz inşallah. Türkiye'nin güzelliklerini, kardeşliğini, manevi maddi zenginliklerini, ufkunuzu, aklınızı, gönlünüzü nur ile doldurup gittiğiniz memleketlerde örnek ve önder olasınız inşallah. Bu duygularla hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Yılımız mübarek olsun, günümüz, eğitimimiz mübarek olsun efendim. Samimi konuşmalarından dolayı Sayın İl Müftümüze teşekkür ediyorum. Değerli hocalarım, sayın arkadaşlar, şimdi ise konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürümüz İzani Turan hocamızı sahneye arz ediyorum. Evet.
Elhamdülillahi'llezî hedânâ lil-İslâm ve ce'alenâ min ümmeti Muhammedin aleyhissalâtu vesselâm. Çok muhterem hocalarım, buradan kastım il müftümüz de dahil bütün hocalarım, özellikle ilimde rehberlik yapan fakültemizin çok değerli dekanı, ilim insanı Akif hocamı görüyorum burada. Yusuf'tu değil mi? Yusuf hocam mıydı? Hidayet hocam burada. Abdullah hocam burada ki çok uzun zamanlar beraber bazı çalışmaları yaptık. Tabii burada öğrencilerimize ev sahipliği yapacak, himaye edecek çok değerli il müftümüz, ekibi var burada. Müftü yardımcılarımız, ilçe müftülerimiz, tabii haliyle koordinatörlerimiz. Herkes burada. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Cenab-ı Hak günümüzü bereketli eylesin. Ali hocam tevazuen çok değinmek istemedi ama işin doğrusu Bursa İlahiyat'ın bu irtifağını ben çok bilmiyordum. Müthiş bir irtifa kaydetmiş. Yani İlahiyat fakültelerinin arasında tercih edilen üçüncü fakülte, üçüncü sırada, yayında da ikinci sırada. Bu muhteşem bir şey. Siz ilim deryasının tam ortasına düşmüşsünüz. Ne mutlu size, tebrik ediyorum. Ve çok şanslısınız. Birilerinin duasını almışsınız. Ananız mıdır dua eden, babanız mıdır dua eden, yoksa sizin kendi samimi dualarınız mıdır kabul olunan? Ama bir şey var. İnşallah ilk duanızın kabulüyle beraber sonunda da hocamızın temennisi dua yerine geçsin. İnanıyorum ki inşallah çok büyük ilim adamları hakikaten dünyada en olacak. İsim yapacak ilim insanı yetişmenize de vesile olur. Şimdi Türkiye Diyanet Vakfı'na geçeceğim. Ancak yine il müftümüzün işaret ettiği güzel bir şey var. Tabii Bursa olunca Bursa'yla benim de bir bağım var. Hatta Allah nasip eder, ömür verirse dönüş adresimiz ve ebedi adresimiz buralar olacak diye düşünüyoruz. Hocam komşu olmaya gelmeye niyetimiz var. O açıdan Bursa hakikaten il müftümüzün dediği gibi muhteşem bir yerdir. Ama bu Bursa'nın cazibesi sizi kendine çekip oyalatmasın. Fakültenin cazibesi sizi hakikaten kendisine meftun etsin. Çünkü bizim de buna ihtiyacımız var. Çok yakın zamanda Nijerya'ya gittim. Nijerya'dan var mı öğrencimiz burada? Nijerya. Yok. Şunu gördüm. Nijerya'nın bir güneyi var, bir de kuzeyi var. Ama bu başka Afrika ülkelerinde de böyle. Güney bölgesinde yaşayanlar daha ziyade Hristiyanlar. Kuzeyde yaşayanlar da Müslümanlar. Biz de Müslümanların yaşamış olduğu bölgede su kuyularını açtık hocam. Tabii gördüğümüz manzaranın iki anlatımı var. Bir, bize bakan tarafıyla, bir de oraya bakan tarafıyla. Bize bakan tarafı, Allah'a şükürler olsun ki, bu Necip milletin hayrı dünyanın dört bir yanına uzanıyor. Ve öyle bir uzanma ki bu hakikaten hani gençlik yıllarımızda hep hayalimizdi. İşte dinim İslam, vatanım
Ruh-i Zemin diye dile getirdiğimiz, böyle sloganlar attığımız dönemlerin sanki bir nevi tezahürünü görüyorsunuz orada. İslam camiası içerisinde, Müslümanların içerisinde Türkiye'ye karşı müthiş bir sevgi, müthiş bir muhabbet var. Bir kere Cumhurbaşkanımızı tanımayan bir Allah'ın kulu yok. Enteresan bir şey. Ama Türkiye denildiği zaman herkes şunu yapıyor hocam. Uzaktan ellerini kaldırıp başlıyorlar dua etmeye. Su kuyusu. Tabii bizim su kuyusu değil. Bizimkileri vakıf çeşmesi. Hani emme basma tulumbayla su çekmiyoruz. En temiz suyu buluncaya kadar en derinlere iniyoruz. Ondan sonra 15-20 tane musluğu olan böyle bizim hani vakıf çeşmelerimiz var ya, onun gibi bir çeşme yaptırıyoruz. O çeşmeden suyun akışını ve oraya toplanan köyde kim varsa A'dan Z'ye o yavruların tekbir getirişlerine şahit olmak lazım. Muhteşem bir şey. Anlatılamaz. Ve çok duygulanıyorsunuz. Su. Bizim çeşmelerimizden her daim akan su. Eğer biz oraya çeşme yaptıysak su akıyor. Yoksa maalesef öyle yerler var ki yağmur bekleniyor. Birikintilerinden alınan su. Orada şunları söylemek istedim. Türkiye burada herhangi bir karşılık beklemek için değil. Biz burada olmamız gerektiği için, vecibemiz, insanlık ve İslami görevimiz olduğu için, kardeşlik hukukumuzun gereği olarak buradayız. Ancak yıllardan beri, yüzyılları aşan zamanlardan beri burada olanlar hangi amaçla burada oldular? Bir baktığınız zaman o kadar değerli topraklara sahip ki hocam, yeraltı madenleri muhteşem. Altın çıkıyor, petrol çıkıyor. Ama evlerde doğal gaz denen bir şey yok. Elektrikler yarım saatte bir kesiliyor. Gayri insani ortamlar. O zaman gelin dostlar dedik. Bu gidişata bir dur demenin zamanı geldi. Bir takım yerlerden sesler yükselmeye başladı. Demek lazım. Durun bakalım. Ne oluyorsunuz? Yeter artık demenin zamanı. İşte o durun yeter diyecek burada şu kardeşlerimizden, o kıtadan gelen kardeşlerimizden bekleyeceğiz. Ve o kıta da bu kardeşlerimizin zuhuruna hasret ve bekliyor. İnşallah böyle de bir misyonu üstlenmiş olacaklar. Türkiye Diyanet Vakfı, ben şimdi çok kıymetli hocam az konuştu. İl müftümüz de çok az konuştu. Ben de çok aşmayayım istiyorum ki bıktırmayayım. Türkiye Diyanet Vakfı ilk önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ihtiyaçlarını gidermek için kurulmuş. Bunu birkaç yerde anlattım, anlatmaya devam edeceğim. Bu çok değerli çünkü. Bu hikayeyi, yani vakayı diyeyim ve hatta olan şey, çünkü hikayede olmuş şeylerden bahsedir zaten gerçi ya. Ahmet Uzunoğlu hocadan dinledim. Vakfımızın hem ilk genel müdürü hem Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hukuk müşaviri müthiş bir hafızası var. Çocukluğundan bu tarafa kronolojik olarak gün gün adam hayatını hatırlıyor. Hem ondan duydum hem de Tayyar Bey'den duydum. Geçen de Tayyar Bey'le bir araya geldiler. Tayyar Bey bir şey anlatıyor.
Ahmet Uzunoğlu diyor ki, hocam diyor, öyle değil de bak şöyleydi diyor. O şu gündü, şu saatti, şuradaydı, yanımızda da şunlar şunlar vardı diyor. Şimdi herkes böyle pes yani. Ben akşam yediğimi unutuyorum. Şimdi dedi ki, İstanbul'a bir hafız grubu geldi Mısır'dan. Bunlar program yaptılar, Kur'an programı yaptılar ve İstanbul müftüsü, o günkü 75'teki müftü, Ankara'yı, başkanlığı arıyor. Diyor ki, biz hafızlarımız olan programı tamamladık, size yolcu ediyoruz. İyi ama bu gelecekleri biz nerede misafir edeceğiz? Ne yedireceğiz, ne içireceğiz? En önemlisi de bunların yol masraflarını, haçlıklarını nasıl karşılayacağız? Maltepe Camii imamının çevresi biraz genişmiş. O günkü başkan onu çağırıyor. Diyor ki, esnafı dolan, bunları temin et. O da biraz dolanıyor falan. Belli bir miktar alıyor ama belli bir miktar açık kalıyor. Zannedersem bizim Lütfü Doğan Hoca'nın dönemi. Hani senatörlük yaptı ya, Bayburtlu olan hocamızın dönemi. Hoca elini cebine sokuyor, yeni almış olduğu maaşı ortaya koyuyor. Oradan diyorlar ki, hocam diyorlar, olmaz diyorlar, biz de ortak olalım. Senin ailen de var, birazını eve sakla. Bu olaydan sonra, işte düşünülüyor, taşınılıyor, bak böyle de bir şey yaşadı, ne yapalım? Bir vakıf kurmak mecburiyete hasıl oluyor. Vakıf kurma zamanı da CHP'den milletvekili veyahut da senatör olan Lütfi Doğan zamanında Tayyar Bey, işte Ahmet Uzunoğlu, Yakup Üstün vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ve bir de yine vefat eden dördüncü şahı kimdi? Yakup Üstün, Tayyar Bey, Lütfi Doğan. Tam Lütfi Doğan'la Yakup Bey vefat ettiler. Allah rahmet eylesin. İkisi sağ. Şimdi o günlerden bugünlere geldik. Bakıyorum ki şöyle bir evre yaşamışız. Bir, teşkilat için kurulan bir vakıf misyonunu tamamlıyor, devam ediyor. Türkiye için bir vakıf büyüyor, Türkiye'deki misyonunu da tamamlıyor ve devam ettiriyor. Şu anda ümmet vakfı, insanlık vakfı noktasındayız elhamdülillah. 149 ülkedeyiz. Bir şekilde 149 ülkeye hizmet götürüyoruz. Ya kurbanla, ya zekatla, ya giyim kuşamla, ya gıdayla, ya yetimle, yahut da eğitimle. İşte 2-3 hafta öncesinden Suriye'ye gittik. Suriye'de yetim kampımızı açtık. Bildiğiniz bir siteyi açtık. Oranın en modern binası. Alışveriş birimleri olan, spor kompleksleri olan, camisi olan, konferans salonu olan bir yer. Tabii orada bulunan insanlar mücadele ediyorlar. Diyorlar ki, biz de burada kalalım. Çünkü en iyi yer, en imkanlı yer. Bunun gibi Somali'de, Afganistan'da, Bangladeş'te, hemen hemen her yerde vakfımız elhamdülillah faaliyetlerine devam ediyor. Şimdi bütün bu faaliyetlerin ama en önemlisi olarak hocam biz de şu noktadayız. Eğitim ve insan. Yani bu gençlerimiz, bu kardeşlerimiz. Değerli kardeşlerim, Türkiye'desiniz. Türkiye, Allah'a şükürler olsun, dünyanın parlayan yıldızı. Arkadaşlar bilirler, ben hep şunu söylemişimdir. İstikbal, gelecek ve geleceğin süper gücü Allah'ın izniyle Türkiye olacaktır. Çünkü ümmetin duası var. Siz geleceğin süper gücü olacak Türkiye'de eğitim göreceksiniz. O misyonla, o ufukla ülkenize gideceksiniz.
Siz oradan kıracaksınız zincirleri, biz buradan kıracağız zincirleri, ellerimizi uzatacağız. Birlikte inşallah bu dünyayı inşa ve imar edeceğiz. Ve insanlığa da medeniyet nedir inşallah onu hep beraber göstermiş olacağız. Bu vesileyle bir, Mevlid-i Nebi haftamız. Önümüzdeki haftada camiler din görevlileri haftamız. Hayırlı olsun, mübarek olsun. İki, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hayırlı mübarek olsun. Cenab-ı Hak hocalarımızdan razı olsun. Onlar size feyiz akıtacaklar. Sizin de aldığınız feyziniz bol ve bereketli olsun. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Dekan hocamızın dediği gibi siz çok değerlisiniz. Sizi çok seviyoruz ve size ilgimiz, alakamız gözümüz gibi olacak. Çünkü siz bizim gözümüzün nuru, kurratül ayn mesabesindesiniz. Allah hayırlı mübarek etsin. Hepinizi en kalbi selamlarla, hürmetlerimle selamlıyorum. Ve koordinatörlerimiz, hocalarımız, yurt müdürelerimiz, görevlilerimiz, okulumuzdaki zaten hocalarımızı söyledik. Emek verecek bütün arkadaşlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak gayretlerinizi müzdat ve bereketli eylesin. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Kıymetli kelamlarından dolayı genel müdürümüze teşekkür ederiz. Bugün bizi yalnız bırakmayan büyüklerimize, ilim yolculuğumuzda rehberlik edecek kelamlarından dolayı kendilerine şükranlarımızı sunarım. Değerli arkadaşlar, programımızı bir fotoğraf çekimiyle tamamlayacağız, sonlandıracağız inşallah. Bu yüzden sayın hocalarımı ve değerli arkadaşlarımı fakültemizin girişine davet ediyorum.